Soyumuzun boy götürdüğü yurt yerlerinden, sevgili dilimizin dağına, daşına, torpağına ad verdiği böyük vətənimiz, dünənimiz olan tarixi Turan. Bugünümüz bir ağızdan Qazax, Qırğız, Uyğur, Tatar, Azər bir soydu deyən yurt yerlərimizdən salam getiririk hər birinizə, əziz tamaşaçılarımız. Sorağına yetdiyimiz hadisələr, video lentlərə aldığımız görüntülər, şirinli acılı xəbərlərlə çalışırıq ki, hər həftə seyircilərimizin görüşünə əli dolu gələk. Bu sıradan bizlərə dəstək olan hər kəsə minnətdarım. Millətimizin keçmişini tarixi salnamələrə alıb, gələcək nəsillərə yaddaş edənlərə, sabahlarımızı qurub ucaldanlara, layiqli nəsillər yetişdirənlərə, el-oba, vətən naminə, daşı daş üstə qoyanlara, uğrunda baş qoyanlara, sınırlarda sərhəd dirəklərinə çevrilən igidlərə, hər kəsədir bu ehtiram. Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş devlettir. Ona göre de burada 1200 kişi var. Şehit olmuş. Türkiye'den gelip kardeşleri için şehit olmuş. Hiç kimse kimse için canını vermez. Ama kardeşlik bambaşka bir duygudur. Buna göre de 6 ay süren savaşlar sonunda Türkiye'den gelip 1200 tane şehidimiz var burada. Çanakkale şehitliğinde de Azerbaycan'dan, Gence'den, Bakü'den, Şamaha'dan gitmiş, savaşmış insanlarımız var. Biz bir kardeşiz. Bu kardeşliği hiçbir zaman hiç kimse bitiremez. Coğrafyalar problemli coğrafyalar. Kafkas coğrafyası, Anadolu coğrafyası. Buna göre de biz birlikte olmamız gerekir. Bir olmamız lazım, iri olmamız lazım, diri olmamız lazım. Türkmen kardeşim şair Oraz Yağmur benim için yazmıştı bu şiir. Hatta üzerine de yazmış internette. Sulusaray Belediye Başkanı Sadi Yalvardak kardeşime diye. İkinci Çanakkale. Toprağa eğilmiş başım, gözümden akıyor yaşım. Bir gözüm ağlıyor, gülüyor öbürü. Bilmiyorum ben diri miyim ya ölü. Dost diye sarılmış düşmanım var. Başıma yağıyor dünyanın karı. Sen uyanmadın mı? Hiç duymadın mı? Burada artık savaş başlamış. Bomba yok, beyinler patlamış. Bu savaş son savaş. Sürüyor yavaş yavaş, gizli gizli. Ölüm izli. Kan da yok, ceset de yok. Ey davulcu, davulcu. Bağırsana. Casuslar girmiş beyinlerimize. Dolaşsana aile aile. Başlamış biraz önce ikinci Çanakkale, ikinci Çanakkale. 600 yıl gibi bir dönem Ermeniler Türkiye'de Osmanlı coğrafyasında yaşayıp hiçbir sıkıntı görmemişler. Askerlik yapmamışlar. Hiçbir probleme karışmamışlar. Ama devlet sahip düştüğünde komşularına saldırıp öldürmeye başlamışlar. Niye? Bu millet berbat bir millet. Bu millet kötü bir millet. Türk milletinin ezeli düşmanı. Karabağ'da görüldüğü gibi. O yüzden de biz birge olmamız gerekir. Birlikte hareket etmemiz lazım. İşte uluslararası arenada, diasporalarda, orada, burada birlikte olmamız lazım. Türk devletleri birbirinden kopuk olmaması gerekir. Her alanda işbirliği yapması gerekir. Özellikle askeri alanda işbirliği yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Azerbaycan televizyonuna, yapımcılarına, kameramanlarına çok teşekkür ediyorum bana bu şansı verdikleri için. Türkiye'yi bekliyorum her zaman. Başımızın üstünde yeriniz var. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında türk soylu xalqların, dövlətlərin, dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan diasporları, cəmiyyətləri ilə iş birliyi qurmaq, birgə fəaliyyət göstərmək sahəsində Atxəmin, azərbaycanlıların və digər türk dilli xalqların əməkdaşlıq mərkəzinin işi təqdirə layiqdir. Bu günlərdə Atxəmin dəvətlisi olaraq İstanbuldan Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin üzvləri ölkəmizdə səfərdə oldular. Azərbaycanımızın bir çox bölgələrini gəzib dolaşdılar. Erməni qətliamının qurbanı olmuş Quba soyqırım məzarlığını ziyarət etdilər. Bugün keçirilən bu tədbir deməli azərbaycanlıların və digər türk xalqları əməkdaşlıq mərkəzi və Türkiyə İstanbul Azərbaycan cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə və dəstəyi ilə keçirilir. Artıq bir neçə ildir ki, biz bu təşkilatla əməkdaşlıq edirik. Planlaşdırmışdıq ki, bu böyük heyətlə gələn nümayəndə heyəti Azərbaycan tarixi həqiqətləri ilə bağlı bir sıra bölgələrdə tarixi mərkəzimiz olan Gəncə şəhərində, Salyanda oldular.
Quba'da Ermeniler tarafından katledilmiş insanların toplam mezarlığında oldular. Ve bugün de biz bir dərmi masa kesilerek gelecek işlerimiz barədə müzakirə apardık. Bu da esasen ondan ibarətdir ki, biz bu Azərbaycan ve Türkiye təşkilatlarının diaspora fəaliyyətinin bircə işlerinin qurulmasını daha da fəallaşdıraq. Xüsusən də deməli, işgal olunmuş torpaqlarımız barədə, Dağlıq Qarabağ barədə, Azərbaycan həqiqətləri barədə geniş dünya ictimaiyyətinə çatdırılacaq olan işlerimizin daha mütəşəkkil olması için bu diaspora təşkilatlarının dəstəyinə nail olaq. Bu təşkilatlar hər biri nəinki Türkiyədə, Avropada, Avropa ölkələrində bir çox təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər və keçirilən tədbirlərdə biz o təşkilatların əvvəlki illərdə də dəstəyini görmüşük və gələcəkdə də daha böyük dəstəyə nail olmaq üçün bu təşkilatlarla bu keçirilən bu tədbirlər yəni çox əhəmiyyətlidir, çox önəmlidir. İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği olarak kurucu heyetimiz, ziyalılarımız da buradayız. Aynı zamanda 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nda görev alan askerimiz Hüseyin'in oğlu İhsan Bey de aramızda. Birçok duygusal anlara şahitlik ettik. Gence'de bulunduk, Salyan'da bulunduk, Ağdaş'ta bulunduk. Dün de Quba'ya gittik. Quba'da bir kez daha dünyaya şunu seslenmek istedik. Soykırımı görmek isteyenler Quba'ya gelsinler. Soykırımın ne olduğunu görmek isteyenler Quba'ya gelsinler. Bunları müşahit ettik ekibimizle. Azerbaycan'da bulunmamızın asıl sebebi şuydu. Azerbaycan'ın gelenek göreneklerini, turizmini, milli günlerini bütün Türkiye'de tanıtmak, dünyada tanıtmak. Ama geldiğimiz zaman bu soykırım mezarlarını gezdiğimizde, Şehitler Xiyabanı'na gittiğimizde bir kez daha şunu gözlemledik ki bu meselelerin dünya kamuoyuna tanıtılması ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü dünya kamuoyu soykırımın ne olduğunu bilmiyor. Soykırımı görmek isteyenlerin buraya gelmesini diliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluk ve kardeşliği asırlara dayanmaktadır. Ve bu bugün de en üst seviyededir. Ve bundan sonra da bu kardeşlik ve dostluk devam edecektir. Biz de bu anlamda bu bağı en üst seviyeye taşımak için buradayız. Bu güler yüzünüz hiç solmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Ben 74 yıl sonra vatanıma geldim. Babam asker oluyor ve Bakü'de Nuri Paşa'nın mahiyetinde savaşıyor. Çenesini şarapnel isabet ediyor ve çene kemiğinin yarısını götürüyor. O süreçte 1,5 yıl kadar Bakü Hastanesi'nde yatıyor. Biraz sağlığına kavuştuktan sonra tabii ki Nuri Paşa mahiyetindeki askerlerin birçoğu çil yavrusu gibi sağa sola dağılıyorlar. Babam da geliyor, Sadavat Köyü'ne yerleşiyor. Orada yaşamını devam ettirirken annemle evleniyor. Ve bizler oluyoruz. Benden büyük, 6 yaş büyük bir abim ve ben. Ben 4 yaşındayken Sadavat'tan çıkıyoruz. Kusrova'ya geliyoruz. Kusrov köyünde de 2,5 yıl yaşadıktan sonra Stalin döneminde artık burada yaşanmaz kaydıyla annemi ve iki çocuğunu da alarak ana vatana gidiyoruz. Buradan Tiflis'e geçiyoruz. Yanılmadığım kadarıyla biz Ağdaş'tan çıktığımız zaman tabii ki sonradan niye, niçin acaba Tiflis'e gittik? Tiflis'ten Leylagan'a geliyoruz. Acaba güzergah daha yakın mıydı diye merak ediyorum. Türkiye treni yalnız bizi almak için o süreçte Leylagan'da bizi bekliyor. Ermeni gümrükçüler her şeyimizi elimizden alıyorlar. Türkiye'ye geçiyoruz ve gece geç saatlerde Kars iline geliyoruz. En büyük talihsizliğimiz şu efendim. Babayı çok erken kaybettim. Anne ile biz kaderimizle baş başa kaldık. Babamı 12 yaşındayken kaybettiğim için büyük sıkıntılara muhatap olduk. Yaşam mücadelemiz çok azin geçti. Ekmek temin etmenin güç anlarını yaşadık. Ama o mücadele azmi içerisinde
bütün her şeyi göze alarak, kimseden bir şey ummadan, önümüze bakarak yaşamımızı devam ettirmeye çalıştık. 28 yaşıma kadar bu süreç devam etti. 28 yaşında imtihanlarla bankacı oldum. 35 yıl efendim o para musluğunun başında adaletli oturduk ve 35 yılın bitiminde emekli olduk. Şu anda İstanbul'un ilçelerinden Pendik'te ikamet etmekteyim. Azerbaycan'a gelişim hayatımın en anlamlı günü olmuştur. Orada tahmin ettiğimin fevkinde insanlarla karşılaştım. Köyümüzde, Kusrov'daki bütün anıları hatırlıyorum. Benden 4-5 yaş büyük olan bir hanım, hayattan içeriye girdiğim zaman İhsan mı geldi diye beni kucakladı. Gözyaşlarım aktı, aktı, aktı. Abimi sordu anında, Kemal'i niye getirmedin? Düşünebiliyor musunuz? Benden 5 yaş büyük, 85 yaşında bir kadın, duygu seline boğdu bizi. Benimle beraber gelen arkadaşlarım da sağ olsunlar, onlar da benimle beraber ağladılar. Doyamadım. Dünyanın en mutlu insanıyım ve diyorum ki bu vatanıma, bu güzel insanlara Allah bir daha gelme nasibini bana bahşetsin. Azerbaycan, Ağdaş, efendim, Kusrov kenti. Çok teşekkür ediyorum bu lütfunuza, bu ilginize. Her şey gönlünüzce olması dileklerimle saygılar sunuyorum. Ben ağlarsam bize kusura bakmayın. Nece sene sonra geldim. Ve aynı zamanda da yeğenimin anasını gördüm. Geldi. Allah sizleri var etsin. Allah kemiğiniz olsun. Allah sizleri yardımcı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay'ın emekli üyesi ve aynı zamanda Türkiye'de kurucu meclis üyesi ve Türkiye'nin bugünkü anayasasını hazırlayanlardan biriyim ben. Ben Azerbaycan'a ikinci gelişimdir. Azerbaycan'a o kadar bağlıyım, o kadar bağlıyım ki niye diyeceksiniz. Uşaklığım da benim koca nenem bana Layla diyende deyirdi ki ay güzel bala, vay güzel bala, gel seni götürüm Edilbeycan'a. Azerbaycan diyebilmirdi, Edilbeycan diyordu. O günden beri yüreğimde bir Azerbaycan sevgisi çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Büyüyende gene Azerbaycan, Azerbaycan dedim ve Allah bundan 22 yıl kabah bana nasip etti. Azerbaycan'a geldim. Azerbaycan'a gelen de sadece Azerbaycan'a eli boş gelmek istemedim. Biraz serde şairlik var. Azerbaycan'a geldim diye bir şiir yazdım. Şiir beledi. Hesretinden ölmüştüm, dirildim, cana geldim. Allah'a min şükür, ben Azerbaycan'a geldim. Dede baba yurdumsan, köyüm, kentim, ocağım, sevgin ile doludur gözüm, gönlüm, kucağım. Unutmadım hiç zaman, hiç unutmayacağım. Hesretinden ölmüştüm, dirildim, cana geldim. Allah'a min şükür, ben Azerbaycan'a geldim. Ben senden bir parçayım, sen benim öz be özüm. Canım, ruhum, bedenim, nurum, ışığım, gözüm. Yüreğimde sönmedi hicran ateşin, gözüm. Hesretinden ölmüştüm, dirildim, cana geldim. Allah'a min şükür, ben Azerbaycan'a geldim. Aramıza girende kanlı kızıl engeller içimizde kalmıştı. O arzular, emeller. Bundan sonra atarız yeni yeni temeller. Hesretinden ölmüştüm, dirildim, cana geldim. Allah'a min şükür, ben Azerbaycan'a geldim. Birleştirip her yönde bütün gücü, emeği, bu ülkeyi uzatmak biz Türklerin dileği. Bundan sonra bekleyin bizden kardeş kömeği. Hesretinden ölmüştüm, dirildim, cana geldim. Allah'a min şükür, ben Azerbaycan'a geldim.
88 yaşında bir dedenizim. Benim mekanım Gaziantep'in Suriye hududundaki Barak Türkmenleri denilen Oğuz boyundan gelme çıktık Horasan'dan sökün eyledik. Düşürdüler bizi tozlu yollara. Dedem oğlu der ki aşkın bağından Anadolu Sivas şehrinin sağından götürdüler bizi Yozgat Dağı'na diye. Benim ecdadım odalarda söyler söyler ve bu iskan şeyine ağlarlar. Bizim kalbimiz, yüreğimiz bütün dünya Türklüğünün acısıyla gözyaşı döküyoruz. Bunun için ben çok samimi olarak söylüyorum. Ben bir Türk delisiyim, Türk sevgilisiyim ve Azerbaycan'da 11 yaşından bu yana köy odalarımızda Azerbaycan'ın, Karabağ'ın ve mezalimin karşısında kalan bütün dünya Türklüğünün eziyetini, ezikliğini, gözyaşını, ıstırabını paylaşan bir ağabeyinizim. Yüce Mevlam, nerede bir Türk varsa onların başı dik olsun. Onlara esaret tadı tattırmasın. Bir kalp, bir yürek, bir bilek olmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Buraya bizi sebep olup getiren Sefer Bey kardeşimize gerçekten minnettarım. Çünkü özlemini çekiyordum, hasretini çekiyordum. Bu mutluluğa kavuştuk. İlhan Bey ve bütün Azerbaycan'ın bizi kucaklaması, misafirperverliği bizi anadan yeni doğmuş, yani çocuk kimi yaptı, sevindik. Türkiye-Azerbaycan Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısıyım. İravan göçmeni bir nenenin torunu, anne tarafında, baba tarafında İravan göçmenidir. Benim bütün çocukluğum nenemin anlattıklarıyla o kadar dolu dolu geçmişti ki ben öyle bilirdim ki gün gelecek diye hadi gidin öz yerinize, daha burada yoksunuz, bitti. Savaş bitti, dert bitti, yerinize dönebilirsiniz. O gözden behliyordum ama hiç gözlediğim olmadı. Çünkü bütün ailem Bakü Radyosu'nu, İravan Radyosu'nu, o Azerbaycan müziği gelende ağlaya ağlaya bir kenarda dinleyen bir aileydi. Ben o müziği dinleyende hep ağlamak gerektiğini zannediyordum. Çocukluğumda öyle düşünüyordum. Demek ki bu müziği dinleyende ağlamam lazım diye. Sonra zamanla zaman geçti, büyüdüm. Anladım ki o müziği ağlama müziği değil. O müzik sevinç müziğiydi. O müzik bizim büyüklüğümüzün, yüceliğimizin, Türklüğün müziğiydi. Onu anladım. Çok şad oldum. Çok keyif aldım. Lezzet aldım. Daha sonra oyunlarımızı gördüm. Hele Şeyh Şamil'i bildim. Oynamaya çalıştım becerebildiğim kadarıyla. Özümde Kars doğumluyum. Geldim İstanbul'a yerleştik. Herkes sorur, nerelisin? Karslıyım ama ben Azerbaycan göçmeniyim ha diye izah ettim hayatım boyunca. Hiç demedim Karslıyım, öyle bir şey yok. Ben Azerbaycan göçmeni bir Karslıyım diye övünçle, sevinçle devam eden yaşamım. Gün geldi, Sefer Karagoyunlu dernek başkanıyla İstanbul'da tanışıklığımız yol kesişim noktasına ulaştı. O zaman anladım ki tek başıma öz özüme Azerbaycanlıyım, Azerbaycanlıyım demenin bir faydası yok. Birçok kişiyi kapsamam gerektiğini anladım. Onun da yolu sivil toplum örgütlerinden geçtiğini hissedim. Ve o günden beri de, bu ikinci gelişimde Azerbaycan, ilk gelişim 2009'da, o günden beri sivil toplumun içindeyim. İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği'nin kurucu üyesiyim. 2010 yılında başkanımız Sefer Karakol'un ile birlikte buradaki bulunan huzurla bu derneği kurduk. Ben aslen Iğdırlıyım. Dedem Revan'da doğdu. 17 yaşında Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'ye kaçarken bir kardeşini orada Ermeniler tarafından kesildiğini, çocukları, iki çocuğu, hanımı kendisinin Ermeniler tarafından kesildiğini anlattılar bize. Hep biz bu şeylerle büyüdük. Yani zannedirdik ki çocukluğumuzda her an kapı açılacak, içeri biri girecek, bizi kesecek. O psikolojiyle büyüdük. Sonra Türkiye'de olduğumuzu işte anlattılar bize. Artık korkmayın, öyle bir şey yok. Türk askeri var, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. O adamlar bize hainlik yaptılar.
orada yaptılar, burada yapamazlar. Korkmayın, içiniz rahat olsun dediler. Daha sonra tabii biz büyüdük, aklımız erdi, gençlik yıllarımız geldi. Ben polis oldum, Türkiye Devleti'nde polisliği yaptım. Emekli oldum 2006 yılında. Emekli olduktan sonra kendimi bu işlere adadım. Dedim ki ben bir fert olarak bu işleri yapmalıyım. Tabii burada bize dedem rahmetlinin vasiyeti vardı. Azerbaycan'a gelmeyi kendime bir kutsal görev adlettim, geldim. İnanın 3 gündür buradayım, sanki bir Iğdır'dayım. Bir babamın evine gelmişim gibi, bir atamın evine gelmişim gibi